İzmir'de özellikle Tahtalı Barajı İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı. Şu anda Tahtalı Barajı'nda %74 doluluk oranı var ve yaklaşık bu su hiç yağmur yağmadığı takdirde 670 gün civarında İzmir kentine yetebilecek. Öte yandan diğer barajlarımızda, ufak barajlarımızın da su durumu oldukça iyi. Çeşme ilçesine verilen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su miktarı da en az 2 sene, 2,5 sene yetecek kadar miktarda orada da içme suyumuz var. Bir özel bilgi vermek gerekirse de son 12 yıllık 1 Nisan tarihi itibariyle barajımız bundan iyi 4 sene geçirmiş. Bu 5. iyi sene son şeyde. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 yıl içinde kuraklıktan kaynaklı çok sıkıntı çekmeyeceğiz ama yine de suyumuzu tasarruflu kullanmanın önemini vurgulamak istiyorum. Yani Tahtalı Barajı'na son 3 ayda yaklaşık 123 milyon metreküp su geldi. Yani bu bir senelik suyun biraz daha fazlası. Dolayısıyla bu sene hem yağışların sıklığı çok iyi oldu. Yani çünkü yağmur ya bir ara verilmesi durumunda biliyorsunuz yağan yağmur toprakla infiltrasyon oluyor, buharlaşma oluyor ve akışa geçen miktar çok önemli. Yoksa milimetre bazında yıllık yağışından önemlisi bunun şiddeti. Dolayısıyla bu senede şiddet anlamında iyi bir yıl oldu diye düşünüyorum. Ya, tabii ki su insan için vazgeçilmez en önemli kaynak, toprak, hava, su. Biz suyumuzu ki bu küresel iklim değişikliklerini de göz önünde bulundurarak suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Lavabolarımızda işte bu bilinen diş fırçalamadan tutun işte diğer bulaşıklarımızda vesaire de bunu çok dikkatli kullanmalıyız. Boşa akan suları bir şekilde kapatmak zorundayız. Bastırdım.